gündemindeki meselelerden sonra biraz daha ilk başta söylediğim bir enfeksiyonu kurutup sözlerimi toparlayacağım. Meselemiz aslında büyük bir motivasyon, büyük bir birliktelikle 31 Mart seçimlerinden çıktık. 31 Mart seçimlerinde dedim ya TRT'ye sürpriz yaptık diye. Sürpriz ne, sürpriz ne diye soruyorlardı. Sürpriz 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Sürpriz buydu. Biliyorduk olacağını, beklesinler görsünler dedik. Yetmedi birinci parti olmak, nüfusun %65'inde, ekonominin %80'inde, turizmin %92'sinde CHP'li belediyeler hizmet veriyor. Ve çok büyük bir coşku, çok büyük bir mutluluk var. Mansur Başkan'ın il danışma toplantısını sonradan arkadaşlar söyleyince bakmıştım. O tabloyu görüp de Mansur Yavaş'ı ağlatan, hepimizi hüngür hüngür ağlatan o tablodan sonra elbette ki parti birlik ve beraberlik içinde olacak. Elbette ki parti tartışmayacak, tartışılmayacak. Sadece daha iyisi için, kendi içinde geliştirici tartışmalar yapacak. Elbette ki onlar tartışacak. Bırakacaksınız AK Parti ile MHP birbirine düşecek. Bırakacaksınız AK Parti'nin içindeki tartışmalar büyüyecek. Bırakacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Bundan rahatsız olanlar var ve bu rahatsızlıklarını maalesef yalana dolana buladılar. Biraz önce dediğim gibi abuk subuk taslaklar görüyorum. Saçma sapan şeyler duyuyorum. Bugün bir tanesini somutlayayım. Sabahleyin Bedri Baykam'ın bir mesajıyla uyandım. Başkanım bir taslaktan alıntı yapmış. Genel başkan seçimi için imza sayısı 5'ten 15'e çıkıyormuş. Çok üzüldüm diyor. Sizin demokratlığınıza yakışır mı? Bedri abi dedim öyle değil. Böyle. Doğrusunu da bugün kayıt altında canlı yayında anlatacağım dedim. İşin o kısmına doğrudan geleyim. Hani genel başkan %5 imza topluyor ya. İmzalarında daha önce de örnekleri oldu. 900'ünü topluyor. Ondan sonra diğerlerine toplayacak imza kalmadı diye isyanlar oluyor. Aday olabilecek biri olamıyor, kürsüye çıkabilecek biri çıkamıyor. Benim önerim şu oldu. Mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. İmza toplamaz, toplayamaz. %5 imza toplayamıyorsa yanmış zaten o genel başkan. 60 tane PM üyesi, 130 tane milletvekili var. 60 tane imza toplanacak. Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz, talebi halinde adaydır. Diğer adaylar %5 imzayla aday olurlar. Teslim edecekleri imza %10'u geçemez. Bu ki birileri büyük imzaları toplayıp öbürler, hatta benim önerim tartışın. Bir kişi birden fazla kişiye imza da verebilir diyorum. Diyorlar ki işte 30 tane aday çıkar bu sefer. Kurultay bitmek bilmez. Tartışın. Bir kişi iki kişiye de imza verebilir olsun. Çünkü diyordur ki genel başkanı dinleyeceğim. Evet, rakibini de dinleyeceğim. Ama bunu da dinleyeceğim. Belki de bu rakibi kürsüde beni ikna edecek. O yüzden ben bu imza toplama, hani gidip delegenin gırtlağına basıp il başkanını zorlayıp ilçe başkanını zorlayıp imza toplama işinden bir genel başkan vazgeçecekti. O vazgeçen niye ben olmayayım dedim. Bazıları dedi ki derler ki imza toplayamayacağını düşünüyor. Dedim isterseniz bana da %5 yazın ama %10'dan fazlası olmasın. İllerde ne yapacağız dediler. İllerde de %10 imza var ya, onlar da %15'ten fazlasını veremesin bir aday dedim. Bir il başkanı toplayıp 600 delegenin 400 imzasını getirmesin. En fazla 90 imza verebilsin. Demokratik yarışın önünü kapatmasın. Diyorlar ki genel başkan adaylığı için %15, hani ildeki verilecek maksimum imza. Minimumu değiştirmiyoruz. Genel başkan imzasını değiştirmiyoruz. Herkesin önünü açıyoruz. Bunu böyle kullananlar var. Bakın, geçmişte dün çok üzüldüğüm bazı şeyler de okudum. Mesela efendim genel başkan ön seçim sözü verdi. Etrafındakiler o sözü tutturmamak istiyor. Namusu şerefi üzerine söz verdi.
genel başkan falan. Arkadaşlar şunu bırakalım. Tayyip Erdoğan'cılık oynamıyoruz. Tayyip Bey iyi de etrafı kötü. Yok öyle bir şey. Genel başkanın etrafı yanlış yapıyorsa vebali genel başkanadır. Genel başkana rağmen etrafı yanlış yapıyorsa orada zaten bir genel başkanlık sorunu vardır. O yüzden ne yapılıyorsa, ne olacaksa benim yanımdaki, sağımdaki, solumdaki biri yanlış yapıyorsa hesabını benden sorun. Ama ben ilk seçildiğim kurultayın ertesi günü anahtar liste çıkardılar, üstüne yazalım dediler. Örgütün anahtar listesi. Dedim hepsini temsil etmiyoruz. İl başkanlarının anahtar listesi. Dedim bu doğru değil. Yazın oraya Özgür Özel'in anahtar listesi. Küsen de bana küssün, kızan da bana kızsın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz. O yüzden o dünkü ön seçimi kaldıracaklarmış diyen arkadaşa şunu söylüyorum. Geçmişte ön seçim vardı. Ön seçim yapma iradesi yok. Ön seçimi savunanları da biliyorsun, karşı çakanları da biliyor hepimiz. Eğer geçen tüzükte ön seçim yapma imkanı yoktu diyen karşıma gelsin. Ama geçen seçimde şöyle bir madde vardı. Eğer ittifak yapılacaksa ön seçim yapılmayabilir. O maddeye dayanarak ön seçim yapılmadı. Bu tüzükte ilk kaldıracağımız madde bu arkadaşlar. İttifak varsa ön seçim yok maddesini kaldırıyoruz. Uzay boşluğuna gidiyor. Aynı tüzükle ben yerel seçim yaptım. Türkiye'de ön seçim isteyip de yapmadığımız bir belediye meclisi ya da bir belediye başkan adaylığı gösterin. Ön seçim isteyip de yapmadığımız. Ama bütün ilçelerimiz dedi ki ön seçim kavga çıkarır, aman merkez yoklaması yapın. Ön seçim bir tanesine dönüp de anketsiz karar vermedik. Parti meclisinde anketini göstermediğimiz bir tane yok. Ön seçimde ısrar edip de ön seçimi alamayan bir tane örgüt yok. Nasıl? Çankaya'nın ilçe başkanının aldığı kararı bırak. Ben sana Çankaya'yı anlatırım birazdan. Çankaya'da ilçe başkanı burada. Kalk başkanım ayağa. Sen bana Çankaya, Anıtkabir'e, meclise, genel merkeze ev sahipliği yapan yerdir. Çankaya'da kimin belediye başkanı olacağına seçimi kazanan genel başkan karar verir. Örgütümüz de o örgüt iradenin arkasındadır diye gelip söyledin mi söylemedin mi? Buyurun söyledim diyor. Sen başka bir yerle hesaplaşacaksın, benle değil. İkincisi bana Çankaya'da ön seçim yapılma iradesi çıksaydı Çankaya'da ön seçim yapılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte nasıl aday belirlediğini, bugün nasıl aday belirlediğini hepimiz biliyoruz. Ama örneğin arkadaşlar diyor ki, efendim bazı görevden almalar var. Neymiş? 2 il başkanı ve 1 Ankara delegesi değişimci olmadığı için görevden alınmış. Aynı arkadaş diyor. 2 il başkanından birisi, hatta söyleyeyim Hakkari, düpedüz yakını AK Parti'den aday olduğu için, kendisi çekilip AK Parti adayına oy verdiği için görevden alındı. Bütün kanıtlarıyla sabit. Diğeri partinin seçilmiş genel başkanına sövdüğü için görevden alındı. Hakaret ettiği için görevden alındı. Ankara delegesi de Nallıhan seçimini kazandık mı arkadaşlar? Nallıhan seçimini kazanmayalım diye çalıştığı için görevden alındı. Aksini iddia eden varsa çıksın konuşsun. AK Parti'ye çalıştı diyor. 3 delege görevden alınmış. Biri il başkanıyken AK Parti'ye çalışmış. Biri Nallıhan'da AK Parti'ye çalışmış. Hepsi birden kafa sallıyor. Bir tane Nallıhan belediye başkanı nerede? Yok. Olsaydı kendi anlatsaydı. Bir tanesi de bana küfrettiği için görevden alınmış. Arkadaş diyor ki şey. Bu arkadaşların döneminde Van ve Elazığ il disiplin kurulları doğal delegeleri düşsün diye disipline sevk edilmişler. Disipline. İli almış, ilçeyi almış, görevden alabilecek her şeyi almış. Doğal delege Van ve Elazığ il disiplin kurullarını görevden almış. O arkadaşım çıkıyor şimdi bana, değişimci olmadığı için 3 delege
disipline verildi diyor. İsim isim belli kimlerin olduğu, partiye ne ihanet yaptıkları. O yüzden geçmişte yapılanlar bir yana, örneğin Kayseri il seçiminde merkez ilçeyi seçime sokmayayım ki Kayseri ili kazanalım. İstanbul il seçiminde Fatih'i seçime sokmayayım ki kazanalım deyip iş yapanların şimdi enfeksiyon yarattıklarını görüyorum. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Gelecek seçimlerde bu taslakla ya hakim denetiminde ön seçim olacak bir bölgede, hakim denetiminde ön seçim yoksa örgüt denetiminde ön seçim olacak ama tüzükte kalın harflerle yazacak. Sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak ön seçimdir. Mersin'de 6. sırada çıkanı 2. sıraya getiren ön seçim değil. Biri çıksın şimdi söylesin. Özgür Özel ya da bugün partiyi yönetenler ön seçime karşı diye. Ha, hepsini örgüt denetip hakim denetiminde yapalım. Yapalım. Şu sözü nasıl tutacaksınız? Kadınlara ve gençlere verdiğiniz sözü. Bu seçimlerde eğer kadın kotası için pencere, gençlik kotası için pencere demeseydik 6300 kadın ve genç belediye meclis üyesi çıkar mıydı? Biz 6300'ün 2000'ini biz ittirdik. Bu irademiz sayesinde 4000'i ön seçimlerde kendiliğinden çıktılar. Nasılsa gençler öne gelecek. Anahtar listeye bir tane de genç koyalım dediler. Bir tane de kadın koyalım dediler. O yüzden kadınların ve gençlerin teminatı örgüt denetiminde ön seçimdir. Balıkesir'de üyenin %80'i Körfez'de. Yap ön seçimi 1, 2, 3 Körfez. Nasıl gideceksin dağdan merkezden oy alacaksın? Yazacağız oraya. İlin görüşü alınarak, ilin istediği şartları. Hatay'da neden ön seçim yapamıyorsun? Sosyolojisi mümkün değil. O sosyolojiye göre ön seçim yap. Böl bölgelere, ona göre ön seçim yap. Bu parti grubunda veteriner yok arkadaşlar, veteriner. Ön seçim yapıyorsun, veteriner çıkmıyor. Vali yok, kaymakam yok. O yüzden şöyle yapılacak arkadaşlar. Ön seçimi yapacağız. Ön seçim eğer ki örgüt denetimindeyse mevcut düzükte olan %15 var. Bir, daha önce de söyledim. Azaltılması genel kabul görüyorsa da azaltırız. %5'ini kadınlara ve gençlere vereceğim. Kadın kolları ve gençlik kollarının ilçe, il, genel merkez çalışanlarına. Net. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Meclis açılıyor. Birisi geçiyor. Filanca partinin gençlik kolları başkanı. Birisi geçiyor. Filanca partinin kadın kolları genel başkanı. Birisi geçiyor. O partinin şu ilinde çok başarılı olmuş gençlik kolları başkanı. Bu partinin kadın ve gençlik kollarının kıymetli, talep edilebilen yerler olması lazım. Bunun için salt erkek gözlüğüyle bizim alanımızı kapatır demeyesin diye, kimse demesin diye mevcut düzükte olan %15'in %5'ini objektif kriterlerle kadın ve gençlik kollarına emek verenlere, meclis grubuna taşınmak üzere. 2. Mevcut, onu da koyduk zaten. Göreceksiniz tüzükte. Hatta grupta seçilecek yerden engelli konmasını tüzük maddesi yaptık. İkincisi, mevcut grup, milletvekili grubu. Milletvekili grubunun bir kısmının korunması lazım. Bir kısmının yer alması lazım. 120 milletvekili var. Bence eskiden 60'a 60 dengesi vardı. Bu 60'ın 30'u zaten ön seçimden çıkar. Ön seçimi tercih etsin. 30'u da meclisteki çalışmaları katkılarından dolayı tercih edilsin meclis grubu tarafından. Kalanı yani %15'i sadece %5'ini, onu da meslek kotalarını ve çeşitli ihtiyaçları tatmin etmek üzere MYK uygulasın. %85'i çatır çatır ön seçimden çıksın. Ayrıca şunu da söylüyoruz. Bu kotalar kullanırken %15 toplam ya, bir ilde de %15'i ya da %10'u geçemesin. Yani kotanın hepsini İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kullanılmasın. %10'sa Manisa'da bir oluyorsa maksimum Ankara'da da o bölgesinde 2 olsun. Bana kalsa bölgelerde birer olsun da yetmezse 2 olsun. Bunları temin etmeye kafa patlatıyoruz. Yani bir çok sevdiğim büyüğümün dediği gibi Hızır geldi, Hızır geldi, Hızır aldı gitti değil. Tüzük geçtikten sonra geçmişte olup da
elden giden bir yetki olursa biz buradayız. Ama aklınızın ucundan geçmeyen yetkileri bu tüzüğe koymak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. İl başkanlarım şahit, komisyon şahit, 1200 tane delege şahit olacak ki bu partiyi hem yönetilebilir, hem demokratik hem de iktidara hazır bir hale hep birlikte getireceğiz. Genel başkan konuşurken laf atmak yok bu partinin adabında. Dur abi, ben seni çok dinledim. Ben seni çok dinledim. İl danışma kurulunda laf atmak var mı ya, gözünü seveyim, otur iki dakika. O kadar sevdiğim kişi bir de çıkmış bana oradan şey yapıyor ya. Dur, derdimizi anlatalım. Ya sen il danışma kurulunda bu kadar ayrıntılı tüzük açıklamasını gelmiş genel başkan yapıyor. Bir dinle, katılmadığın kısmı söylersin, not alırlar yarın orada. Yoksa kötü bir şey demeyeceğini ben de biliyorum. Hatta yıllar önce beni en güzel makamlara sen layık gördün, onu da biliyorum. Ben de seni en güzel yerlere layık görüyorum. Ama onun için böyle bir tüzük yapmamız lazım. Şimdi bu arada geçen tüzüğü birbirine karıştıran üye, aktif üye, pasif üyeyi aktif pasif diye ayırmıyoruz. Herkesi birden aktif üye yapıyoruz. Ama daha sonra diyoruz ki katıldığın toplantıda, şimdi dijital üye kartları var herkesin cep telefonuna yüklenen, toplantının barkodunu, kare kodunu okutacaksın, puan gidecek. Sandık başında yoklamanı oradan vereceksin. Okulun duvarında bile bizim yoklama kare kodumuz olacak. Eğitime katılacaksın, puan alacaksın. Madem bu partiyle irtibatlısın, oy kullanacaksın. Yok, seni başka partiden devşirdiler, kenara yazdılar, aidatını ödemedin, partiye gelip bir selam vermedin, bir bardak çayımızı içmedin, sandıkta durmadın, mitingde iki bayrak sallamadın, ön seçimde oy kullanacağım. O yok arkadaşlar, onu kaldırıyoruz. İl ilçe örgüt tanımı yapıyoruz. Bir örgüt kimlerden oluşur? Belediye başkanını da oraya koyuyoruz, belediye meclis üyesini de, il başkanını da, kadın kolları ana kademenin neresinde durur? Bütün çatışmaları ortadan kaldırıyoruz. Gençlik kolları nasıl uyumlu çalışır? Hepsini teker teker tarif ediyoruz ve bunları Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak tüzüğün içine derc ediyoruz. Ben ilk geldiğimizde Merkez Yönetim Kurulu'nu hazırladım. Normalde gazeteden okunması lazım. Gazeteden basın bildirisiyle geçer altyazıdan. Öyle yapmadık. O yaptığımı şimdi buraya yazıyorum. Genel Başkan çalışacağı arkadaşlarını belirledikten sonra parti meclisine sunacak. Parti meclisinde belli bir grubu, belki idari MYK'sı yani saymanı, genel sekreteri falan 5 kişi, genel başkanla bir 6 kişi bir bütün halinde, diğerleri teker teker ya da idari MYK teker teker gölge bakanlar bir bütün halinde güven oyu alacaklar. Güven oyu almadan göreve başlamayacaklar. Danışma kurullarını yılda 2 tane danışma kurullarını 3 ayda bir yapacak. Yılda 2 danışma kurulu yapmayan ilçenin MYK tarafından düşürülmesini tüzüğe koyuyoruz. Her seçimden 3 ay sonra mutlaka danışma kurulu yapacak. Yapmayanı görevden alıyoruz. Çok özlediğimiz küçük kurultay kanunda adı değiştiği için onu büyük danışma kurulu diyoruz. Kendiliğinden yılda bir kez seçimlerden sonra yapılan İl danışma kurullarını takip eden ay içerisinde bir kez büyük danışma kurulu yapıyoruz. Küçük kurultayın aynı yetkileri ve kapsamına sahip. Etik kurulu oluşturuyoruz önceki genel başkanlarımızdan ve belli niteliklere sahip olan, daha doğrusu önceki genel başkanlar, cumhurbaşkanları, partiye üyelikleri varsa, başbakanlar, meclis başkanları, ayrıca 10 üyeyi belli niteliklerde, belli kıdem, belli eğitim yaptığı görevlerle biz teklif ediyoruz. Üyeler dijital demokratik katılımla kendileri seçiyorlar. İlçe kongrelerinde mahalle delegelerini, ilçe hazırım derse ve talep ederse dijital demokratik katılımla bütün üyelerin katılımıyla yapıyoruz. Bir hafta önce üyelere soruyoruz. Mahalle delegesi budur. Sorumlulukları budur. Yetkileri budur. Aday mısın? Adayım derse çarşaf liste önüne çıkacak seçim günü. Herkes nerede olursa olsun
birisi birinin koluna girmeden, otobüslere bindirmeden veya ondan bir kabine kadar gitmeden oyunu kullanacak ve mahalle delegeleri dijital demokratik katılımla tam katılımcılık esasına göre olacak. Kadın ve gençlik kotası otomatik uygulanacak. Ama bunu ilçe kabul eder, ilde MYK'dan talep ederse olacak geçiş döneminde. Hazır olmayan kimseyi zorlamayacağız. Mahsurlu görülüyorsa uygulatmayacağız. Bunun yanında ayrıca bu cinsiyet, yaş kotalarıyla ilgili parti büyük bir sınavdan geçecek. 18-25 yaş arasına bir kota, 25-40 yaş arasına başka bir kota getiriyoruz. Kotalarda %10 ve %20, 10 ve 20 miydi? 10 ve 10. %10 ve 10 yapıyoruz. Bu sayede hem 25-18 yaş arası 10 kişi, hem 25-40 yaş arası 10 kişi olacak. Kadın kotasını da %33'ten bu kongre 40'a, bir sonraki 45'e, bir sonraki 50'ye eşit temsile 3 kongre adımıyla ulaşıyoruz. Burada tarihi bir mesele var. Adım bütün dünyadaki gelişmelerle uyumlu. Kadın kollarımızın talebine yakın. Onlar hemen istiyor ama yakın. Şimdi değil, 3 kongrede %50 eşit temsile gideceğiz 5-5 arttırarak. Delegelerin çoğu erkek. Bu maddede erkek delegeler tutup hayır oyu verirlerse bu bizi başka bir yere götürür. O yüzden bu maddeler şu anda taslak olan, bugün sizden görüş alacak. Yarın parti meclisinden ve milletvekili grubundan görüş alacak. 5 Eylül günü somutlaşacak maddelerde kadın ve gençlik kotasını bütün erkek delegelere emanet ediyorum. Sakın ha sakın şöyle bir şey demeyin. Ya hazır değiller. Böyle hazırlanacaklar. Kademe kademe. Ya işte erkek çok, yüzdesi az. Kadının çoğalmasının yolu bu. Bu partinin birinci genel başkanı bu partiyi kurdu. Avrupa'dakilerden 40 yıl önce, 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkını kullanacak olanağı yarattı. O yüzden şimdi 33, bir dahakinde 40, birinde 45, sonunda %50. Eğer Atatürk olsaydı bunu 3 kongre önce yapardı arkadaşlar. Bugüne bırakmazdı. O yüzden bütün erkeklere emanet ediyorum. Hiçbir maddede böyle bir şey yapmayı düşünmem. Ama bu konuda kadınların ve gençlerin önünü kapatacak bir organizasyon hissedersem, o maddenin isim okunarak tek tek oylanmasını ve kızlarınıza hesap vereceğiniz bir tutanağa geçmenizi sağlayabilirim. Biraz uzun oldu ama bunu hem ülkenin gelişmeleri, hem Ankara'da katıldığım ilk il danışma kurulu, hem de TÜZÜK'te troller konuşuyor, bir şey demem. Eskiden işte bir takım sorunları olmuş, partide ceza almış falan kişiler konuşuyor, bir şey demem. Hırsı var, bir şey demem. Ama bu işleri en iyi bilenlerin en çarpık yerden dezenformasyon yapmasına asla ve asla yüreğim dayanmıyor. Ben geçen seçimlerde listelerin hazırlandığı gün sırf oradaki bir maddeye dayanarak 69 vekil diğer partilere verilirken o işe itiraz ediyordum. O işi kotaranların şimdi çıkıp da efendim Özgür Özel ön seçim yapmayacak mı diye laf üretmelerine dayanamıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Ben bu partinin hem evladıyım, hem şimdiki genel başkanıyım. Bu ön seçim meselesi 2015'te %86 ile tüm Türkiye'nin, tüm zamanların rekorunu kırmışımdır. Buraya gelmemdeki en önemli güç ön seçimdir. Eğer bir ilde hakim gözetiminde ön seçim yapılmayacaksa, %7'nin altında oy alanlarda başka bir zorluk var hariç, onu da yazmıyoruz yapılmaz diye. Yapalım derlerse yapacağız, yapmayalım derlerse. Hakim denetiminde ön seçim yapılmıyorsa sonuçlarına uyulacak, örgüt denetiminde ön seçim yapılacak. Ve bunun sonucuna uyulacağı da TÜZÜ'ye kalın harflerle yazılacak. Kimsenin dediği gibi ne ön seçimden kaçtığımız ne başka bir numara yapmaya çalıştığımız var. Biz
numaraları geride bıraktık. Aklımızda bir tane numara var. %38 son seçimde aldığımız oy. Hedefimizde bir tane numara var. %51 gelecek seçimde alacağımız oy. Tüzükle ilgili sadece buraya kadar gelinmiş nokta. Hiçbirisi değişmez değil. İyileştirebilirsiniz, geriye götürmeyin. Onu kabul etmeyiz. Önerilerinizi bekliyoruz. Ardından yarın hem gruptan hem parti meclisinden alacağız. Ve muhteşem bir uyum içinde, herhangi bir tartışma olmadan, provokasyonlara kapı açmadan, partiyi tartıştırmadan dört başı mamur bir tüzüğü ümit ediyorum oy birliğiyle ve alkışlarla geçireceğiz. Bu parti kavgalı tartışmalı günleri gördü, hiçbir fayda görmedi. Kavgadan tartışmadan değil, hep birlikte çalışmaktan, hep birlikte mücadele etmekten, hep birlikte başarmaktan bahsediyorum. Önümüzdeki seçimi kazanamadıktan sonra sen milletvekili olsan ne? Kürek mahkumluğu gibidir. Biz onu bir süredir yapıyoruz. Kürek mahkumluğundan berbattır. Bu parlamentoda muhalefet milletvekili olmak. Sen kurultay delegesi olsan ne? Bir tane kadının yerine sen gelsen ne olur, o gelse ne olur? Ama esas meselenin özü şu, geleceği kavrayan, hedeflerini doğru belirlemiş, hem partiyi demokratikleştiren, hem Türkiye'ye demokrasi vaat eden, hem de gelecek dönemde Türkiye'yi yönetebilecek, kadrolu oluşturabilecek, meclis grubunu da hazırlayabilecek bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bunu hep beraber başaracağız. Tüzük bitip gidiyor diye mutluyum, heyecanlıyım. Çünkü bir aşamayı geride bırakıyoruz. Ama esas heyecanı önümüzdeki program kurultayı için duyuyorum. O konuda hepimizin yapması gereken çok şey var. Ankara örgütü gibi güçlü bir örgüte sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. Bana inandığınız, güvendiğiniz, bugünkü harika karşılama için süreç boyunca yerel seçimlerde gösterdiğiniz emek ve aynı rüyayı görüp aynı mutlu sabaha uyandığımız için Ankara örgütüne yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.